Ekranların en tatlı programı Dünyanın Tadında Kapadokya'nın tadını çıkarmaya devam ediyoruz. Kapadokya'da tadılacak lezzet çok ve biz de bu hafta Kapadokya'dan hazırladığımız 3. bölümle ekranlardayız. Evet, programı bu güzel atın üzerinden açıyorum. Kapadokya demek güzel atlar diyarı demek. İşte güzel atlar diyarı Kapadokya'yı keşfetmeye devam ediyoruz. Harika bir panoramik seyir terasındayız ve bu terasta Yaşar Üstel'le beraber ne yapıyoruz? Şu anda saç tava yapıyoruz. Şimdi de Kapadokya'nın meşhur tatlılarından dolaz yapıyoruz. Şeker yok. Bunun üstüne bal koyacağız. Bal koyacağız. Tandırda kuzu kaburga. Kaburga, evet. İlk defa duyuyorum, ilk defa yiyeceğim. Kapadokya kolay. Usulü. Kolay bir ezogelin çorbası. Ustam bu nedir böyle? Bu nasıl bir koku? Bu nasıl bir görüntü? İşte Nevşehir'in, Kapadokya'nın bulamaçı. Harika bir panoramik seyir terasındayız ve bu terasta Yaşar Üstel'le beraber ne yapıyoruz? Şu anda saç tava yapıyoruz. Yaşar 15 yaşında ama marifetleri çok. Evet. Hadi başlayalım saç tavamızı yapmaya. İyice acıktık. Evet. Malzemelerimiz neler? Şimdi ilk önce etimizi sarımsakla birlikte kavurduk. Tamam. Başlayacağız. Hazırlanmış olduk. Burada biberimiz var. Tereyağı kokuyor. Tereyağımız var. Domatesimiz var. Ve baharatlarımız var. Ve baharatlar. Malzemeleri evet. Bunlar. Ve Yaşar'ın abileri var. Evet. Ben dayısıyım Yaşar'ın. Dayısı. Evet. Ben abisi olurum. Abisi. Ama en lezzetli yemekler Yaşar'dan yenir diyorsunuz. Tabii. Evet. Yaşar 3 dil biliyor. Korece, Almanca, İngilizce. Ve evet. Türkçe 4. Maşallah. 4 yaptı Yaşar. Evet, doğrudur. Nasıl öğrendi? Bize de söyle, biz de öğrenelim. Kore'yi çok seviyormuş. Bunu öğrendim. Daha İngilizceyi okulda başladım. Evet. Koreli müşteriler geldiği için buraya bir merak ettim, öğrendim Korece'yi. Konuşa konuşa geliştirdim. Bravo, bravo Yaşar. Evet, saç tava için heyecanlıyız, bekliyoruz. Evet. Kamera arkasında Özlem de heyecanlı, o da acıktı. Yakupcan da bakıyor. Hadi başlayalım, devam edelim. İlk önce etleri yakmayalım. Tereyağımız biraz daha biraz tereyağı ilave edelim. Tereyağı ilave ediyoruz. Tamam. Evet, Yaşar Usta'nın elinden bugün saç tava yiyeceğiz. Etler birazcık piştikten biberleri sonra biberleri ilave ediyoruz. Öldüreceğiz biberleri. Biberleri öldüreceğiz. Yalnız manzaramız şahane. Önümüzde Üçhisar Kalesi, arkamızda Güvercinlik Vadisi mi? Evet. Göreme Güvercinlik Vadisi. Göreme manzarası Güvercinlik Vadisi. Süper bir manzara da. Harika bir lezzet yiyeceğiz Yaşar'ın elinden. Çok güzel kokuyor Yaşar, çok güzel kokuyor. Et kendi etiniz, Nevşehir'in. Biberlerimiz tamamen bahçemizden. Kapadokya'nın. Domateslerimiz de aynı şekilde. O zaman bu yemeğin lezzeti ekstra lezzetli olacak. Her şey yerli. Kullandığınız bütün malzemeler yerli. Domatesi şöyle ilave ediyoruz. Şöyle kameramız görsün ediyoruz. Şöyle ilave edelim. Evet. Üzerine domateslerimizi ilave ediyoruz. Çok şanslıyız. İki güzel manzaranın arasında harika bir lezzet yapıyoruz. Tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Yavaş evet. Yavaş bitimine yaklaştık. Şu an tuzunu ve baharatlarını ekliyoruz. Hafif tuz ekliyoruz. Hafif tuz ekliyoruz. Ardından biraz kekik. Birazcık kekik. Biraz kırmızı toz biber. Oh. Biraz karabiber çok az. Biraz da kimyon. Evet, baharatlarla işin rengi ve kokusu iyice değişti. Kapadokya'nın meşhur saç tavası artık hemen hemen hazır. Evet, artık hazır. Beklenen an geldi. Tavamız hazır. Ve tadına bakacağız. Yaşar Usta, bu böyle sacın üzerinden mi yenir yoksa bu şekilde servis tabağında mı yenir? Sacın üzerinde yenir bu. Bunun zaman, lezzeti orasında zaten. O zaman hiç biz servis tabağına geçmeyelim. Görsel usulle yerim. Tabii. Elle benim, ekmekle. Ben bunu yiyecek olsam yiyeceğim yani. Hep beraber yiyeceğiz, hep beraber. Ekmekle banacan abi. Görüntü şahane. Hem de soğumaz. Bence bunun bir fotoğrafını alıp Instagram'da da paylaşalım. Bu manzaraya karşı. Siz Yaşar Usta, hiç bozmadan ben bir fotoğraf alıyorum. Ve bu fotoğrafı Instagram'da paylaşıyorum. Instagram adresimiz Dünyayı Tadıyorum. Facebook ve Twitter'da Dünyanın Tadı. Şöyle vereyim ben size. Evet, ben önce bir Nevşehirlerden göreyim. Kapadokyalılardan göreyim. Nasıl yeniyor? Biz de önce bir saç tava sunardık ama. Yani. Ama ben usulü öğrenmek istiyorum. Usulü uygun yiyeyim. Şimdi ben çatalla bıçakla yiyecektim ama. Tamam, o zaman şöyle yapacağız. Dediniz ki bu çatalla bıçaksız yenir. Yenir, aynen. Şöyle ekmeğe. Ooo. Yaşar Usta. Zaman. Ben de batırayım. Şu. Olay bu.
Görüntü şahane. Afiyet olsun. Afiyet olsun, hemen ben de alayım. Yaşar Usta siz de buyurun. Ekmekten şöyle paylaşalım. Mükemmel. Et yumuşacık olmuş Yaşar Usta. Afiyet olsun. Mükemmel olmuş. Manzara şahane. Evet. Ellerinize sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tarifini izleyicilerimize verdik. Yapabilirler. Herkes yapabilir. Tabii ki, çok basit. Çok, yani. Çok basit yapılabilir. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Rica ederiz. Sağ olun. Dünyanın evet. Tadını Kapadokya'da göremede çıkarmaya devam ediyoruz. Kapadokya'nın meşhur tatlılarından Dolaz yapıyoruz. Dolaz. Havva teyzeyle beraber. Hı hı. Şimdi Dolaz'ın malzemeleri neler? Dolaz'ın malzemesi yumurta, süt. Yumurta, süt, sıvı yağ. Sıvı yağ, un. Un. Biraz tuz. Biraz da tuz. Evet. Tatlının içinde tuz var. Tuz var. Şeker göremiyorum. Şeker yok. Bunun üstüne bal koyacağız. Bal koyacağız. Bal koyacağız. Bu benim babaannemin, annemin tatlısı. Bu çok eski tatlı. Ve çok sağlıklı bir tatlı. Çok bakın eskilerimiz, tatlı. Eski atalarımız çok sağlıklı besinlermiş. Evet. Bakın şekersiz tatlı. Eskiden çalışmaya giderlerdi. Evet. Annelerimiz ödüt yaparlardı. Komşular, akrabalar birbirinin her gün birinin tarlasına giderlerdi. Orada çalışırken sorarlardı. Dolaz var mı bugün? Yemeğin üstüne diye. Yok derse bağı dolanmak. Ama dolaz varsa bugün bu bağı dolanır bitiririk derlerdi. Bu eskinin, babaannelerin, annelerin tatlısı. Herkes bilmez yani. Bu yörede çok az insan bilir, eskiler bilir yani bunu. Güç kaynağı, enerji kaynağı. Enerji kaynağı. Çok güzel. Dolaz. Kapadokya'nın milli tatlısı diyelim o zaman, evet. Bu tatlıya biz. Evet, milli Hadi, tatlısı. Hadi, hep beraber yapalım. Hadi beraber yapalım. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle yumurtamızı kırıyoruz. Evet, yumurtamızı kırıyoruz. Şöyle ortaya alalım, kameralarımız iyi görsün. Özlem de görsün. Evet. Öğrensin, evde yapsın bize. Bir tane yumurta, bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı tuz şöyle evet. Biraz daha arkaya bunu, alayım. Bunu iyi bir çırpacağım. Tamam. Yumurtanın içerisine bir çay kaşığı tuz attık. Çırpıyoruz. Evet. Beyazı yok olana kadar çırpmamız lazım ki pişirirken beyazları görükmesin. Tamam. İyice çırpıyoruz. Ben yumurtaları çöpe atayım. Ben atayım elimi iyi hayır. Ne demek? Ben çırpmaya devam edeyim o zaman. Sütümüzü ilave ediyor bunu. Evet, sütümüzü ilave ediyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Tamam. Tamam, güzel de çırptık. Gayet karıştı. Alayım onu. Tavamızı verelim. Tavamız burada. Alalım. Buyurun. Ocağımızın altını yakalım. Dolazı yapmaya devam edelim. Aynen öyle. Bakalım nasıl bir tat. Çok merak ediyorum. Sıvı yağımız var. Yarım su bardağı sıvı yağ koyduk tavamıza. Tahta kaşığımızı aldık. Tahta kaşıkla. Şimdi üstüne balını da koyacak. Harika bir şey görünecek. Evet çok merak ediyorum. Ve çok sağlıklı bir tatlı. Sağlıklı. Enerji dolu. Enerji dolu. Tabii. Durgan insanlar tarlada pişirmiyor diye bunu enerji olsun diye tabii, vücudumuza tabii, diye. Yapmıyorlarmış da. Tabii. Şimdi insanlar yatıyor kuzum hiç. Evet. Çalışan yok yani. Ha dolazı yemiş, ha yememiş. Evet. Yese kilo yapacak. Doğru, doğru. Evet, unumuzu ilave ettik güzelce. Unu kavuruyoruz. Kavuruyor. Bunun da bir özelliği var. Evet. Öyle çok kıpkırmızı kavurmayacağım bunu. O zaman aside olur. Aside olur. Hı hı. Bunun bir kıvamı var, evet, kıvamı kızmayacak. Gelecek. Tamam, onu da sizden öğreneceğiz. Tamam. Onu da sizden göreceğiz. Tamam. Yerinde ana vatanda yapıyoruz. Şu anda Kapadokya'da Ayvalı Köyü'ndeyiz. Bakın unutmayın, Ayvalı Köyü. Kapadokya'ya gelirseniz muhakkak Ayvalı Köyü'ne uğruyorsunuz. Ve soruyorsunuz Havva teyze. Havva teyzeyi burada tanımayan yok. Havva teyzenin evine gelip bu yemekleri hem yapmasını hem daha fazlası da var. Hani biz bugün çok az bir kısmını sizlerle paylaştık. Evet. Bizim paylaşamadığımız diğer lezzetleri de Havva annenin elinden öğreniyorsunuz. Tamam. İnşallah. İnşallah. Gelsinler.
öğrensinler. Gerçekten çok güzel bir yer. Biz çok mutluyuz burada olduğumuz için. Dünyanın her yerinden geliyorlar. Türkiye'den niye gelmesinler? Evet. Kanada Başbakanı. Texas'ın valisi. Çok ünlü. Çok çok. Şu anda kıvama geldi sanırım. Geldi. Evet, fazla kavurmayacağız dediniz. Evet, kıvama bu. Rengi bu olacak. Bu olacak. Sevgili dostlar, şimdi sütümüzü ilave ediyoruz. Yumurtayla beraber çırptığımız. Karışımı ilave ediyor, karışımı. Az önce hazırladığımız karışımı ilave ediyoruz. Altı kısık olacak. Evet. Kavuruna kadar evet. Açık. Kavurduktan sonra. Altı kısık. Kısık. Gerçekten şu anda tam patates püresi kıvamında. Aynen öyle. Şimdi, evet, tamam. Şu anda altını kapattık. Hazır mı? Hazır. Şimdi tabaklara servis yapacağım. Hadi hemen yapalım. Hemen yapalım. Tadına bakalım. Sunumu da bir o kadar güzel oldu. Buraya bal koyacağım. Hadi balla koyalım. Var mı balımız? Hemen. İnşallah balımız da vardır. Olmaz mı diyor, olmaz mı? Balın da en doğalı var. Of of of. Bayılırım petek balına da. Ortasına bal, üzerine. Hadi dolan kapatokuyu artık. Hadi kapatokuyu dolanıyor artık buradan sonra. Dolaz yaptık. Dolaz yiyeceğiz. Kapatokuyu dolanacağız. Evet. Görüntüsü şahane. Bakalım tadı nasıl? Hadi bilin. Ama kokusu da şahane. Ben mikrofonu size vereyim. Hadi. Wow. Havanda bayıldım, bayıldım. Bir de özlemek. Özlem. Gel sen de bak tadına. Gerçekten bu anlatılmaz, yaşanır. Ben ilk aşamada un helvası gibi bir tat bekledim ama alakası yok. Çok çok daha lezzetli. Bayıldım. Ve sağlıklı. Sağlıklı. Şeker yok içerisinde, yok, şeker. Yok. Çocuklarımıza yedireceğimiz en güzel tatlı. Pekmezden yap. Evet. Pekmezi bal. Evet. Mükemmel olmuş, ben bayıldım. Dondurma koy, dondurmayla yiyin. Ondan da olabilir. Ben böyle bayıldım yaz aylarında. Özlem, kaşığın ana kadar. Nerede kaşık? Hadi, kaşık çekmecede Özlem. Evet. Olur. Evet, Kapadokya'yı dolanıp gelebileceğimiz harika bir tatlı. Tadına bak tadına. Evet. Havva teyzemin ellerinden. Ballan da biraz, ballan da. Ballan, ballandır. İnanmıyorum, bu benim hayatımda en sevdiğim tatlı. Geçirdin mi de kızım? Ben bunu un helvasına benzettim ama un helvasının daha hafifi. Gel Yakupcan, gel, mükemmel bir tatlı var. Hemen arkasından Yakupcan da geldi. Yakupcan Havva teyzenin bahçesinde. Bahçenin tadını çıkarıyor. Yakupcan tat tadına bak. Nasıl? Nasıl? Çok güzel. Bayıldı. Yapımı çok basit. 3-5 dakikada yapılıyor. İzleyicilerimiz evlerinde yapabiliyorsa denesinler. Yapamazlarsa Kapadokya'ya, Ayvalık köyüne buyursunlar diyoruz. Havva teyzem size hem yapmasını öğretir, hem de yedirir. Hem de yiller. Çok hem teşekkürler. Yapalım, hem yiller. Afiyet olsun. Ben devam ediyorum. Bitir, hadi. Hadi, çok güzel. Havva teyzenin şimdi de bahçesine girdik. Şimdi bahçede ne toplayacağız? Bahçede neler var neler? Salatalık. 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 Orada çiçekler var, kabaklar var. Bunlar ne? Fasulyeler. Ama daha mevsimi değil, yetişmediler. Evet. Ama salatalığın mevsimi. Evet, evet. Çok severim bahçe salatalığını. Afiyet olsun kuzum, hadi beraber toplayalım, hadi yiyelim. Toplayalım Havva teyzeciğim. Ben nerede gördüm? Orada çok güzel bir tane var. Ben de toplayayım bir tane. Şu kameranın önünde vardı bir tane, az önce gördüm. Of of, Özlem görüyor musun? Salatalığın güzelliğini görüyor musunuz? Çok teşekkürler Havva teyzeciğim, çok teşekkürler. Afiyet olsun. Dalından topladık. Dalından? Dalından taze, topladık, taze, taze. Çocuklar daha yemedi. İlk biz yiyeceğiz. İlk siz yiyorsunuz, ilk siz. Çok şanslıyız, çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Yakupcan da burada. Yakupcan ne yapıyorsun sen? Bahçenin tadını Yakupcan çıkarıyor. Sizin torunlar gibi. Evet, evet. Hep aminem var böyle, küçük. Evet. Hep bahçede o geziyor böyle. Bugün o yok, onun yerine yağfız var. Yağfız can var, evet. Bir torunlu oğlan. Çok şükür, o oldu. Ortam mükemmel. Sessiz, sakin, tarih, doğa. Hepsi bir arada. Dünyanın tadı Kapadokya'da.
Dünyanın Tadı ekibi olarak Kapadokya'nın tadını çıkarırken şimdi de İbrahim Paşa'da ne yiyeceğiz efendim, ne yiyeceğiz? Kaburga dediniz. Evet, kuzu kaburga tandırda. Tandırda kuzu kaburga. Kaburga, evet. İlk defa duyuyorum, ilk defa yiyeceğim. Tandırda kuzu kaburga. İnşallah tadı damağınızda kalacak ve tekrar yemeye geleceksiniz inşallah. Evet, Kapadokya'ya giderken duydum, namını, metini duydum. Dediler ki İbrahim Paşa'ya git, en güzel orada yersin dediler. Aynen. Ben de özleme aldım, geldim. Evet. Şimdi malzemeleri neler? Taze kuzu kaburgamız. Görüyorsunuz, evet. Ben hiçbir şey anlatmama gerekiyor. Domatesimiz, biberimiz, sarımsağımız, yine baharatlarımız, pul biber, tuz, kekiğimiz. Ama kekik, evet. Farklı bir kekik bizim. O tomurcuk dağ kekiği. Evet, dağ kekiği. Evet. Arkamızdaki Doğan'ın kekiği. Evet, Doğan'ın kekiği. Çok güzel bir doğanın içerisindeyiz, çok güzel bir ortamdayız. Aynı zamanda bir de güveç şöyle, meğer de güveçli bir şey. Evet, bunu güveçe dolduracağız. Hepsini sonra tandıra yiyeceğiz, soslayacağız, sonra tandıra götüreceğiz. Hadi başlayalım. Bir taraftan sarımsaklarımız soyulurken bir taraftan domateslerimiz doğranıyor. El birliğiyle yapıyoruz bugün. Şimdi biberleri doğrayacağız. Evet, hep beraber yapıyoruz. Arılar da yiyor ziyafeti. Arılar, evet, arılar geldi. Tabii doğanın içerisinde yapıyoruz. Her şey doğal. Doğadan gelen arılar da, onlar da kısmetini yiyor. Herkes kısmetini yer. İçlerini boşaltıyoruz, çekirdeklerini boşaltıyoruz. Ondan sonra sonra küçük küçük doğruyor annem. Evet, çok güzel doğruyor. Evet. Bence buraya kahve yakmalıydık. Arılar giderdi o zaman. Arılar kaçar mı kahveden? Hı-hı, kaçarlar. Evet, arıları kaçırma yöntemlerini de öğreniyoruz. Kahve yakınca kaçıyorlarmış. Balkonda, mutfakta, bahçede, piknikte. Arılar yani gelirse kahve yakıyorsunuz, arılar kaçıyor, öyle mi? Hı-hı. İrfan? Arılar ve sivrisinekler. Arılar ve sivrisinekler, bakın. Püf noktası. Evet. İçine biberlerimizi katıyoruz. Evet, kaburga ve domatesin içerisinde biberlerimizi kattık. Sarımsakları doğrayıp sarımsakları da kaburganın içerisine ilave edeceğiz. Evet. Sonra da baharatları. Sonra baharatları. Evet, çok keyifli bir yemek yapıyoruz bugün. Evet. Çok da zahmetli. Çok da zahmetli. Evet. Maşallah. Ama yemesi çok güzel. Evet. Yapması çok zor, yemesi çok güzel. Tamam, biz zaten bizim işimiz sizlerle yemek. Nagihan Hanım, Ayşe Hanım yapsın, biz yiyelim. Evet, sarımsakları da doğradık. İçerisine ilave ediyoruz. Evet, çok güzel arılar. Evet, şu anda bütün malzemeleri de karıştırdık. Bütün malzemelerimiz artık hazır. Şimdi baharatlarını. Kekiğimizi ekleyelim. Evet, güzelce. Güzelce kekiğimizi ekliyoruz. Bakın kek. Yapraklarını açması için avucumuzla ezelik. Çok da güzel koktu. Evet, hiç bu bizim kekiklere benzemiyor. Of of of. Biraz da tuz ilave ediyoruz. Aynı nane gibi çok güzel koktu. Mükemmel koktu. Tuz ilave ettik. Onu da ilave etti biraz. Köy biberi. Buranın Nevşehir'in, evet. Kapadokya'nın biberi. Birazcık zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Evet, güzelce karıştırıyoruz. Karıştıralım. Hazırladığımız karışımı şimdi güvecimize dolduruyoruz. Evet, kaçmak evet. İsterdik. Evet, Kapadokya'ya gelirseniz İbrahim Paşa'ya gelip Ayşe Hanım'ı bulup bu güzel lezzetleri tatmanızı tavsiye ediyorum. Birazdan tadını da canlı canlı sizlere paylaşacağım. Ben bu yemeği o kadar çok seviyorum ki. Çok mu seviyorsun? Ben çok yedim. Sen de çok yedin. Hı-hı, çok güzel bir yemek. O zaman ben de çok seveceğim. İlk defa yiyeceğim ben bu yemeği, ilk defa. Kuzu kaburgamız hazır. Tamam. Bunu da tandıra veriyoruz. O zaman götürelim hemen tandıra. Tamam. Kuzu kaburgamızı aldık, tandıra geldik. Evet, atalım tandıra. Tandırda kuzu kaburga dedik. Aynen. Tandırda pişsin. Ağzını kapatıyoruz. Tandırda kuzu kaburga artık hazır. Kokular mükemmel. Evet. Kokular bütün köyü sardı. Evet, köyün kedileri bile geldi. Evet. Kokuyu alan burada. Geldi. Kokuyu alan geldi. Hemen tadına bakalım diyorum. Bakalım. Bakalım. Hadi, çok heyecanlıyız. Aynen. Kokular çok güzel. Vallahi. Of of of. Kaburga. Hadi hep beraber tadına bakalım. Ben de bakıyorum. Dayanamıyorum. Şurası şimdi. Of. Pamuk gibi. Çok güzel pişmiş. Afiyet olsun. Çok güzel pişmiş. Afiyet olsun. Çok lezzetli. Bayıldık. Çocuklar.
Mükemmel, mükemmel. Evet. Güzel. Harika, çok güzel. Biz bayıldık efendim. Evet. Güzel ama. Tandırda, güveçte, kuzu kaburga yaptık. Evet. Çok sevdik. Afiyet Ayşe Hanım, olsun. Ellerine sağlık. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Tabii ki. Nagihan Hanım, sizin de ellerine sağlık. Size çok güzel sarımsak soydunuz. Allah razı olsun. Siz de geldiniz buraya, teşekkür ettiniz. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bizi çağırdınız, biz de geldik. Çok mutlu olduk. Biz de mutlu olduk. Çok güzel tatlar tattık, izleyicilerimize paylaştık. Aynen, siz de vesile oldunuz. Biz de vesile olduk. Bekliyormuş kedi. Harika bir zaman geçirdik. Çok güzel oldu. Bu kültürü izleyicilerimize paylaştık. Evet. İnşallah onlar da yaparlar diyoruz. İnşallah. Yapabilirse bekliyoruz yapsınlar. Da. Yapamazlarsa İbrahim Paşa'ya buyursunlar. Gelsinler. Ayşe Hanım'ı bulsunlar. Evet. Kapadokya'da birbirinden lezzetli yemekler yiyoruz. Yediğimiz yemeklerin kalorilerini at binerek atıyoruz. Güzel atlar diyarı Kapadokya'da. Evet, Sultan'la beraber peri bacalarının tadını çıkarıyoruz. Kapadokya'nın merkezi Göreme'de. Göreme Milli Parkı'nın içerisinde birbirinden güzel tarifler almaya devam ediyoruz. Tam da Milli Park'ın içindesin şu anda. Evet. Onu söyleyeyim. Milli Park'ın içerisinde milli bir lezzet. Milli bir lezzet. Bugün lezzetlerimizde biraz da izleyen ev hanımlarımıza bir kolay basit tarifler vereceğim. Pratik püf noktaları. Pratik. İnşallah meslektaşlarımız bize kızmaz bu konuda. Estağfurullah. Bilgi paylaşınca güzel olur. Tabii ki. Tabii ki paylaştıkça güzel olur. Şimdi çorbası yapıyoruz. Bugün ezogelin çorbası yapıyoruz. Ezogelin çorbası. Ezogelin çorbası. Kapadokya kolay. Kolay bir ezogelin çorbası. Her evde hemen hemen bütün malzemelerin olduğu bir çorba. İşte malzemelerimiz. Malzemelerimiz daha önceden haşladığımız mercimeğimiz elimizde. Mercimeği haşlamışsınız. Mercimeği haşladık. Çırpma teliyle çırptınız. Evet, çırpma teliyle birazcık çevirdik. Bunu süzmüyoruz. Blender'dan makineden geçirmiyoruz. Çünkü adı üstünde ezogelin çorbası birazcık taneli düşmesi lazım. Evet, işin sırrı o. Evet, taneli düşmesi lazım. Bunu çok süzerseniz mercimek çorbası olur. Evet. Ezogelin çorbası bu kolay tarif olan. Bu bütün evlerde hemen hemen akşamdan bir gün önceden evde mercimek bile kaldıysa evet, onu ertesi gün ezogeline çevirmesi için ben birazcık tarifler vereceğim. Ev yapımı ezogelin çorbası. Ev yapımı. Çok basit ve kolay. Tamam, malzemelerimiz mercimek. Malzemelerimiz mercimek. Evet, haşlanmış mercimek, nane, un, yağ. Yağ. İsterseniz başlayalım. Tabii. Başlıyorum. Birazcık yağ ekliyorum öncelikle tencereme. Tenceremizi yağladık. Un kavuracağım. Biraz fazla olması gerekiyor. Tamam. Bunu tereyağıyla da yapabilirler evlerinde. Bunu yine ateşimizin üzerine koyuyoruz. Hemen koyalım. İşte tabii bizde Kapadokya'da yemekler nasıl pişiyor? Odun ateşinde pişiyor. Taş fırında veya mangalda pişiyor. Çoğu evlerde taş fırın mevcut buralarda. Mevcut, evet. O yönden çok şanslısınız. Evet. Biz de çok şanslıyız. Çok lezzetli yemekler tadıyoruz Kapadokya'da. Ununu ilave ediyorum. Yağımız ısındı. Evet, birazcık yağımız un ilave ediyorum. Birazcık un ilave etti ustam. Çorbada un olmazsa olmaz. Çorbayı bağlamak gerekiyor. Evet. Bağlamak demek nasıl diyeyim? Suyla, suyla arasındaki fark mesela. Su gibi değil de bu biraz daha koyu olacak. Evet. Unumuzu kavurduk. Evet. Nanesini ekliyorum. Nane de çok güzel kokuyor ustam. Evet. Of. Nanemiz de yerde. Harika. Evet, unu kavurduk. Üzerine nane ekledik. Kavuruyoruz. Şu anki renk mükemmel. Şimdiki renk daha güzel olacak. Salçasını ekliyorum. Evet. Of of of. En güzel renkleri buluşturuyoruz. Evet, salçası bunda birazcık az olacak. Çok olursa yemeğe bu var. Tamam, yemeğe birazcık bu olsa da çözemeyiz. Evet, birazcık salça ekledi ustam. Aynen şu şekilde salçayı karıştırıyoruz. Karıştırıyor. Salçayı da güzelce karıştırıyor. Oh. Bu kolay ve ev usulü. Bunun içinde yarma, pirinç, herhangi bir şey, hiçbir şey yok. Hiç yok. Kesinlikle. Şimdi suyunu çekiyorum. Katı bir hal aldı. Şimdi su ilave ediyoruz. Su. Bakın şimdiki renk çok güzel olacak. Soğuk su olacak özellikle. Şu anki halin çözmesi için. Soğuk su. Sıcak su olursa olmaz. Hamur olur. Evet, çünkü un ilave ettik. Evet. Şimdi bakın bu rengi mercimekle buluşturacağız şimdi. Şu anki görüntü şahane. Mercimeğimiz de hazırdı. Tamam. Mercimeğimizi ilave ediyoruz şimdi. Mercimeğimizi daha önce haşlanmış çırpma teliyle azıcık çırpılmış mercimek ilave ettik. Rengi gördün abi. Evet, rengi şahane. Tam bir ezogelin çorbası.
Çok kolay, çok basit bir çorbadır. Evet. Şimdi kaynayınca daha güzel kıvama gelecek. Diyelim ki evde bu çorbayı yaptık. Evet. Elimizde mercimek kaldı. Mercimek kaldı. Burada, buradan da ben bir kısa bir kameramızı anlatalım. Tarif vermek istiyorum. Diyelim ki haşladık ama mercimek elimize çok geldi. Evet. Bunu ne yapıyoruz? Bir izleyen hanımlarımız ne yapıyor bunu? Hemen üzerine köftelik bulgur. Şu kadar kapta bir köftelik bulgur atacak. Tamam. Soğanı da tereyağında kavuracak. Birazcık biber salçası kavuracak. Üzerine atacak. Yoğuracak. Maydanozla beraber mercimek köftesi. Mükemmel. İstanbul'a bakın ne tarifler. Mercimek köftesi. Çok basit. Tabii ki mercimek köftesinin hamuru bu zaten. Köftelik bulgur. Üzerine birazcık bulgur. Köftelik bulgur. Köftelik bulgur koyacak. Tereyağında da soğanı öldürecek. Evet. Birazcık da öldürdüğü soğana birazcık da biber salçası katacak veya normal salça. Üzerine atacak. Soğuyunca da karıştıracak. Maydanozu doğrayacak üzerine. Al sana mercimek köfte. Güne bir öğün daha çıktı. Süper. Bakın. O kadar da basit. Ustamdan pratik tarifler. Çorbamızı da bir hemen tatlandıralım. Hemen kaynıyor bakın. Hemen ısındı. Tabii ki. Kaynamalık oldu çünkü. Altı çok yanıyor. Odun ateşinde. Birazcık tuz atıyoruz. Birazcık tuz ilave ediyoruz. Ne olmazsa olmaz benim kendi baharatım. Ustamın çeşitleri. Tabii bunu herkes soruyor sonra. Bu tat neydi? Nasıl bir tattı diye herkes soruyor. Onun için de Kapadokya'ya gelmeye gerekiyor. Tabii ki gelmesi gerekiyor. Şimdi biz her tarifi verirsek bu sefer müşteri şey yapamayız. Birazcık pul biber attık. Sarımsak tozu. Sarımsak yine. Tozu. Bakın sarımsak tozu. Olmazsa olmazları. Evet, ev yapımı ezogelin çorbası. Gayet pratik, gayet basit. 10 dakikaya hazır. 10 dakika sürmedi. Şu anda biz başlayalım bakıyorum kameramıza kaç dakika olmuş diye kaydı başlatalı. 5 dakika olmuş. Hazır. Evet, 5 dakikada hazır bir çorba. 5 dakika sonra servis yapabiliriz. Şu an hazır. Evet. Artık kaynayacak. Hazır. Tadı tuzu verildi. Her şeysi hazır. Bir tarif daha verdik, o da çıktı aradan. Evet. Şimdi onu da yapmış olsak bu da çıkmış oluyordu ikisi bir arada. Çok kolay, çok sağlıklı, çok basit bir çorba. Evet, dediğim gibi yine buradan yine bir tarif daha verelim. Bir gün önceden evlerinde mercimek çorbası kaldı. Tamam. İçen olmadı, öyle ya, kalmıştır. Bunu ne yapıyoruz ertesi güne? Misafir gelecek. Evet. Ziyan olmasın, dökülmesin. Hemen bir un kavuruyorsun, unun üzerine birazcık nane atıyorsun. Salça atıyorsun, akşamdan kalan çorbayı üzerine döküyorsun. Oldum sana bir ezogelin çorbası. Duyuyor musun o zaman? Evet. Mükemmel valla. İçine 3-5 tane de misket köfte atarsa düğün çorbası olur. Orhan ustam bravo. Bravo. Biz de bu şekilde kısa kısa bilgiler verelim ki boşuna çorba zahmetlerine girip. Gerçekten bir tane çorba yaptık ama 3 tane tarif verdik. Aynen öyle bak, bir çorbadan 3 tarif hemen 5 dakikada çıkıyor. Çorbamız hazır. Hazır. Birazcık kaynayacak, ondan sonra tadına bakabiliriz. Koku şahane. Kokular şahane. Tadına bakınca şahane olduğunu anlayacaksınız. İsterseniz hemen servis yapalım ustam. Rengini ve içinin yoğunluğunu görüyorsunuz. Çok güzel, çok güzel. Görüntü çok güzel. Şöyle kameralara göstereyim. Çok güzel gözüküyor ustam. Artık ben tadına bakmak istiyorum. Tabii buyurun. Bakalım nasıl bir lezzet. Beğeneceğinize nasıl eminim. Nasıl bir tat. Çok kolay bir tarif. Çok iyi bir çorba olduğuna eminim. Bir bakın. Bakalım. Ustam mükemmel. Beğendiniz mi? Bayıldım. Teşekkür ederim. Bayıldım. Harika bir ezogelin çorbası olmuş. Dediğim kadar var mıymış? Evet. Bayıldım. Tavsiye ediyorum herkese. Yapımı çok basit. 5 dakikalık bir tarif. Dünyanın tadını Kapadokya'da çıkarmaya devam ediyoruz. Şu anda da Kapadokya'da kuzu güveç yapıyoruz. Cuma Usta ile beraber. Merhaba. Kapadokya'ya özür dedi Cuma Usta. Evet. Yemeden göndermem dedi. Kesinlikle evet. Kapadokya'mızın yine kuzunun ön kolundan. Evet, malzemelerden başladık Cuma Usta. Malzemelerimiz. Kuzunun ön kolu, soğan, tane karabiber, defne yaprağı, sarımsak, karabiber tekrar, kekik ve toz biberden oluşan, pul biberden oluşan güzel bir karışımla kuzu güvecimizi yapacağız. Kuzunun yanına ekstradan bir şey katmayacağız. Sadece pilavla servis yapacağız bunu. Evet. Burada hiçbir şey kuzun tadını bastırmıyor. Kuzu tadı alacağız. Kesinlikle. Güveçte kuzu tadı. Evet, aynen öyle. Soğanı katmamızdaki sebep, defne yaprağındaki sebep kuzunun o ağır tadını almak için. Evet. Zaten karabiber de ekstra bir lezzet katacak bu yemeğimize. İsterseniz başlayalım usta. Başlayalım, evet. Kuzumuzun ön kolunu aldık. Evet. Kuzunun ön kolunu parçalamaya başladı. Fazla parçalamaya gerek yok. Kasabada parçalatabilirsiniz bunu. Evde yapamazsanız. Tamam. İri iri olacak öyle mi? Evet. Kuzu incik gibi aynı. Kuzu incik gibi. Evet, ustam
kuzuları parçalarken kamera arkasında bir kameramanımız daha var. Ebu Bekir gel. Seni de alalım bu tarafa Ebu Bekir gel. Cuma Aslan'ın oğlu Ebu Bekir kamera arkası telefon, o da biz çekiyor. Sağ olsun, o da bugün bize katıldı. Nasılsın? İyiyim. Nasıl, Cuma Usta'nın yemeklerini seviyor musun? Seviyorum. Evde yemekleri Cuma Usta mı yapıyor, annen mi yapıyor? Genellikle annem yapıyor, babam da izinlerinde yapıyor bazen güzel yemekler. İyi, aman ustam, evdekileri de mahrum bırakmıyorsunuz tabii, bu lezzetten. Tabii ki, bravo. Genelde çünkü şeflere ben söylüyorum, evde dokunmuyoruz diyor yemeklere. Ya, ama de... evdekileri de mahrum bırakmayın bu güzel olmaz, lezzetlerden. Olmaz, tabii ki. İzinlerimde evde de yapıyorum. Hanımı da hafifletmek lazım ara sıra. Tebrik ediyoruz sizi, gerçekten tebrik ediyoruz. Kuzumuzu güvecimize yerleştiriyoruz. Evet, kuzuyu yerleştiriyoruz güvecin içine. Evet. Gördüğünüz gibi fazla ufak parçalara bölmedik. İri iri parçalarla. Kesinlikle. Zaten bu 5 saat kadara pişecek. Oo, 5 saat pişecek. 4-5 saat kadar pişecek. Yavaş yavaş. İlerleyen aşamalarını göstereceğim ben. Defne yaprağı atıyoruz biraz. Evet, şöyle kameralarımızı iyi görsün. Şöyle az ileri alalım. Evet, şöyle defne atalım. Yaprağı biraz daha atalım. Benim de tuzum bulunsun. Senin de tuzun bulunsun Ebu Bekir. Sen de at. Onları da sen at üstüne. Şimdi soğanlarımızı büyük halkalar yapıyoruz. Kuzunun tadını almış, haşlanmış soğan çok lezzetli. Çok faydalı, çok evet, sağlıklı. Evet. Soğanımızı atıyoruz. Doğal antibiyotik. Evet. Sarımsağımızı hiç parçalamaya gerek yok. Hiç. Tüm tüm atıyoruz. İri iri. Evet. Bol sarımsak. Kesinlikle. Tane karabiberimizi atıyoruz. Tamam. Tane karabiberi de bayılırım. Yemeğe inanılmaz tat verir. Evet. Özellikle evet, ete. Evet. Biraz tuz atıyoruz. Birazcık tuz. Tekrar az karabiber. Evet. Biraz daha karabiber. Evet. Kekik. Kuzu da çok önemli bir lezzeti sahip bir baharatımız. Gerçekten öyle. Evet. Ben de çok severim ette kekiği. Evet. Biraz da renk vermesi için toz biber atıyoruz. Toz biber. En son. Yağımız da var burada. Evet. Biraz sıvı da yağ. Evet, sıvı yağ atıyoruz. Görüntü şahane. Evet. İşin esas sırrı güveçte efendim. Güveçte. Kesinlikle. Bu toprak kaplı pişmesi. Aynen öyle. Çok etlere, sebzelere, her şeye lezzet veren bir tat. Görüntü de şahane. Evet. Şimdi suyunu veriyoruz. En son suyunu veriyoruz. Su eti geçecek. Geçecek. Evet. Çünkü bu kap da suyu çekiyor diyorlar. Evet. Kap suyu çeker. Her saatte veya 1,5 saatte bir bunu kontrol edeceğiz. Suyu azalınca üzerine su ilave edeceğiz. Evet. Yanmaması için. Toprak kapta pişirmenin sırrı. Evet. Suya dikkat edeceksiniz. Suya dikkat edecek. Suyun çekince hemen su ilave edeceğiz. Pişmişse alacağız. Tamam. Şimdi ağzını kapatıyoruz. Ağzını kapatıyoruz. Hava almaması için. Evet, biraz da kapattık. Evet. Ve taş fırına gidiyoruz. Evet. Hadi gidelim. Fırın hazır. Fırına güvecimizi atıyoruz. Ama güveci atarken bir yandan da siz neler pişiyorsunuz burada? Ekmek mi hazırlıyorsunuz? Ben ekmek hazırlıyorum. Bizim yöresel ekmeklerimiz. Lavaş. Lavaştır. Uzun keskiş pideleridir. Oh, o zaman onlar güvecin yanında. Tabii ki. Yenerciye neler sıcak sıcak. Leziz leziz sıcak sıcak. Her yemeğin yanında sıcak sıcak verilir. Fırında yeni çıkartılmış sıcak olarak verilir. Çok güzel. Evet. Hadi biz atalım o zaman şeyimizi, tamam. Güvecimizi. Ekmekler de var, süper. Güvecimizi fırına attık ama içeride bir güveç daha görüyorum ustam. Evet, sürekli yedekte güveçlerimiz var. O zaman beklemeyeceğiz. Kesinlikle beklemeyelim, evet. Çok şanslıyız, içeride bir güveç daha var. Tadına bakmak için 5 saat beklemek olmaz. Aynısı değil mi? Evet. Birebir aynısı. Aynısı. O zaman hemen çıkaralım. Tamam. Hemen çıkaralım. Çok şanslıyız. Hazır pişmişi de var. Evet, geliyor. Of. Gerçekten çok şanslıyız bugün. Şöyle koyalım ustam, kameralarımız görsün. Dumanı tutuyor. Kapağını açıyoruz. Of. Ustam bu nedir böyle? Bu nasıl bir koku? Bu nasıl bir görüntü? Zaten kuzu etini biliyorsunuz. Lezzeti tartışılmaz. Evet. İçine attığımız malzemelerle çanakla da birleşince ve fırında da olunca bu yemeğe tartışacak hiçbir şey kalmıyor yani. Gerçekten yok. Evet. Ustam hemen tadına bakalım diyorum. Bakalım. Dayanamıyorum. Hemen porsiyonlayalım. Yanında pilavla servis yapıyoruz. Evet. Etler pamuk gibi. Bıçağa gerek yok. Etler çatalla dağılıyor. Mükemmel pişmiş. Ustam süper.
Afiyet olsun. Ama bu ekstra lezzetli olmuş. Kuzu ağır bir et olduğu için dana etine göre. Evet. Biz bunun ağırlığını soğanla, içine attığımız baharatlarla hafifleştirdik. Çanakla da pişmesi de ayrı bir lezzet katıyor. Usta biz yerini keselim. Ben güvecimi alayım. Dünyanın tadını çıkarmaya devam edeyim diyorum. Şu anda Kapadokya'da Göreme Vadisi'nde Göreme Açık Hava Müzesi'nin yanı başında otelimizin bahçesindeyiz. Muhteşem bir bahçe. Evet. Bir tarafta havuzumuz, Yağukken havuzda yüzüyor, bir an çıkıyor havuzdan geliyor, burada keyif yapıyor, yemek yapıyor. Evet, şimdi Osman Usta ile bugün biz ne yapıyoruz? Kapadokya'nın hangi meşhur yemeğini yapıyoruz? Kapadokya'nın meşhur yemeklerinden bugün bir bulamaç yapacağız. Bulamaç? Evet, bulamaç yapacağız bir tane. Size. Yapımı çok kolay. Malzemelere bakıyorum hiçbir şey yok. Yapımı çok kolay. Malzemesinde hiçbir şey yok. Un, su, tuz. Sadece üzerine tereyağı, kırmızı toz biber. Üzerine sadece öyle bir sos yapacağız. Herhangi başka bir şekilde bir şey olmayacak. Unları da yapacağım yemeden bence başlayalım. Birazcık unumuzu kattık. Su. Katıyoruz. Suyla kıvamı gelinceye kadar karıştırıyoruz bu şekilde. Wow. Tencerenin kıvamı içerisine gelince. Un, evet. Üzerine su. Evet. Karıştırıyoruz. Bu şekilde karıştırıyoruz. Bunu belli başlı bir kıvama getiriyoruz. Bu kıvama gelinceye kadar bunu karıştırıyoruz. Hamuru ocakta evet. Pişiriyoruz. Aynen bu şekilde. Bunu bu şekilde pişiriyoruz. Evet. Un ve su. Un, su. Başka bir şey yok. Sadece biraz tuz atıyoruz içerisine. Bulamaç yapıyoruz efendim. Bulamaç. Kapadokya'da bu güzel manzaranın içerisinde. Şimdi Yağkuşan karıştırıyor. Güzel mi karıştırmak? Teşekkür ederiz. Sağ ol Yağkuşan. Evet, ver Osman Usta'ya. Tamam, teşekkür ederiz. Hep beraber yapıyoruz bugün yemeğimizi. Evet, az bir şey tuz atalım. Şöyle al bir şey tuz. Ben de al bir şey daha atalım. Al bir şey daha, al bir şey daha yapacaksın evet. Atsın. Şefleri yetiştireceğiz. Karıştır. Büyüyünce şef olur musun şef? Evet. Büyüyünce şef ve polis olayım, bir de oyuncu olayım. Ooo, hedefler yüksek. İstiyormuşum. Hedefleri yüksek. Hem şef, hem polis, hem oyuncu. Bunun başka türlü daha yapılışı vardır. O da pekmez katılarak yapılır. Evet. O da Nevşehir yöresine aittir. Evet, şu an kıvamında. Tabağımı mı getireyim ustam? Evet, tabağını alalım. Evet. Evet, biraz pembeleşiyor. Rengi zaten belli pembeleşti. Evet. Şimdi bunu bu şekilde yaptığımız zaman böyle duruyor bu. Evet ustam. Bunun üzerine şimdi sos yapıyoruz. Bu şekilde. Önce böyle bir iz yapalım. Üzerine bunu döküyoruz. Evet, sosumuzu gezdiriyoruz. Evet, bu şekilde üzerine. Evet. Bu sosu döküyoruz. Hamurun üzerine. Aynen. Tereyağlı biberi döktük. Bakalım tadı nasıl ustam? Aynen, tadına bakın. İşte Nevşehir'in, Kapadokya'nın bulamaçı. Tadına bakıyorum. Oldu mu? Hmm, tadı fena değil. Ne gibi diyeyim? Kaçamak. Özellikle Balkan göçmenlerinin çok sevdiği. Evet, kaçamağa benziyor. Kaçamağa da benzer evet. Kaçamağa da benziyor. Kaçamağa da benzer. Evet, güzel ilginç bir tat. Çok teşekkür ediyoruz. Ve ne yazık ki bu haftalık da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Güzel Atlar Diyarı Kapadokya'dan bizden bu kadar. Haftaya dünyanın bambaşka köşesinde, bambaşka lezzetlerle sizleri bekliyor olacağız. Haftaya görüşünceye dek afiyetle kalın.